Merhaba arkadaşlar. Ben Akif Hoca. Hız problemleriyle devam ediyoruz. Şimdi hız problemlerinde arkadaşlar hepimizin bildiği bir formül var değil mi? Neydi o formül? x eşittir v çarpı t. Aslında arkadaşlar biz bütün hız problemlerini bu formülden çözüyoruz. Bu formülden birkaç çıkarım yapıyoruz. Ama yine de bu formül. Ana formülümüz bu. Bu formülü yorumlayacağız. Şimdi bu formülü biraz e, sözde yorumlayalım arkadaşlar. Şöyle düşünün. Arabanın ibresinde işte 60 gösteriyor. Bu ne demek arkadaşlar? Siz ibre bu 60'da sabit kaldıkça 1 saat boyunca gittiğiniz takdirde 60 kilometre mesafe gideceksiniz demek arkadaşlar. Ve siz bu hızla devam ederseniz her saat boyunca 1.60 km daha alacaksınız. İşte 60 artı 60 artı 60. Mesela şu an 3 saat gittik arkadaşlar. Dolayısıyla hiç bununla uğraşmıyoruz. Kısaca x yani yol eşittir v yani hızımız 60'tı çarpı t. T'mizde 3 saat boyunca hareket ettiğimize göre 3 eşittir. 180 km mesafe gidermişiz. Biz 60'la 3 saat boyunca gitseydik 180 kilometre mesafe gidermişiz arkadaşlar. Evet burada bir şeyler verilmiş, birkaç çevirme vermiş. Bunları bilmemiz lazım. Bazen bu çevirmeleri kullanıyoruz. 1 kilometre 1000 metredir ve 1 metre 100 santimdir diyor. Ve şu saatler arkadaşlar 1 saat 3600 saniye yapıyor. 1 saat eşittir 3600 saniye yapıyor. Bazen bunları kullanmamız gerekebiliyor arkadaşlar. Şuraları bir silelim. Hemen aşağıdaki örnek sorumuzu çözelim. Diyor ki hızı saatte 1200 metre. Şimdi metreyi kilometreye çevireceğiz. 1 metre neydi? Pardon 1 kilometre neydi arkadaşlar? 1000 metreydi. İşte x kilometre 1200 metredir dersek kısaca direkt biz bunu 1000'e böleceğiz arkadaşlar. Mesele bu. 1000'e böldüğümüzde 1.2 kilometre yapar. Şimdi bu aracın saatteki hızı neymiş? 1.2 kilometremiş. 240 dakika boyunca hareket edecek. Şimdi 240 dakika kaç saat? 240'ı 60'a böldüğümüzde 4 saat olduğunu görürüz. Saatte 1.2 kilometre gidiyor. 4 saat boyunca giderse 4.8 kilometrelik bir yol almış olur aracımız. Devam edelim. Bir araç saatte 60 kilometre hızla hareket ederse tam zamanında buluşma noktasında oluyor. Aynı araç saatte 80 km hızla hareket ederse buluşma noktasına 5 saat erken varıyor. Buna göre aracın bulunduğu nokta ile buluşma noktası arasındaki uzaklık kaç kilometredir? Şimdi aracın bulunduğu nokta A noktası olsun arkadaşlar. Buluşma noktası da B noktası olsun. Şimdi saatte 60 ile gidince tam zamanı o tam zaman ne olsun bilmiyoruz ama T olsun arkadaşlar. Yani 60 çarpı T olunca AB mesafesine gidiyormuş bu araç. Pekala diyor ki aynı araç 80 km hızla hareket ederse 80 km hareket ederse de 80 km hızla hareket ederse de 5 saat erken varıyormuş. Yani T'den 5 saat erken T-5. İşte bu da yol diğeri de yol. İkisi de aynı mesafe arkadaşlar. Ne oldu? 60 T eşittir. 80 T eksi 400 oldu. 400'ü buraya 60'ı da karşıya atarsak 400 eşittir 20 t olur. Her tarafı 20'ye bölersek t eşittir 20 bulunur arkadaşlar. Bize neyi soruyordu? Buluşma noktası arasındaki uzaklık. Bulunduğu noktayla buluşma. Yani x'i soruyor arkadaşlar. x eşittir. İster buradan bulun ister buradan bulun arkadaşlar. Hiç fark etmeyecek. Çünkü bunlar birbirine eşit kavramlar. 60 çarpı 20 eşittir 1200 kilometre imiş arkadaşlar. Bir araç iki kent arasındaki yolu saatte ortalama 40 kilometre hızla gidip hiç mola vermeden saatte ortalama 30 kilometre hızla dönerek yolculuğunu 14 saatte tamamlıyor. Buna göre bu iki kent arasındaki uzaklık kaç kilometredir? Şimdi düşünelim arkadaşlar. A kenti ile B kenti olsun. Bu adam Kaçla gidiyor? 40 ile gidiyor. 40 ile gitti. Sonra arkadaşlar kaçla dönüyor? 30 ile döndü. Toplam yolculuğu 14 saat sürmüş. İşte bu yolculuğun t kadarını şurada harcasın. Yani bu sürenin t kadarına giderken dolayısıyla 14 eksi t kadarında dönerken harcar. Giderken gittiği mesafe 40 çarpı t'dir. Dönerken döndüğü mesafede 30 çarpı 14 eksi T'dir arkadaşlar. Gitti ve geldi yol eşit değil mi? Aynı yola gidip geliyor. Bu iki kent arası uzaklığı soruyor. Hemen bakalım. 40 T eşittir. Ne yapar? 420 eksi 420 30 T olur. 30 T'yi buraya atarsak 70 T eşittir. 420 T eşittir. Ne bulunur buradan? 6 bulunur arkadaşlar. İki kent arası uzaklığı soruyordu. İstediğimizden buluruz. Az önce kolaydan buradan bulmuştuk. Şimdi de buradan bulalım arkadaşlar. 30 çarpı 14 eksi 6. Ne olacak? 30 çarpı 8 eşittir. 240 olacak cevabımız. Devam edelim. Bir arat Gideceği yolun 1 bölü 4'üne gittikten sonra 75 kilometre daha yol aldığında gitmesi gereken yolun yarısını gitmiş oluyor. Buna göre bu araç 30 kilometre bölü saat hızla kaç saatte alır? Buna göre bu yolu pardon buna göre bu yolu 30 kilometre bölü saat hızla kaç saatte alır diyor arkadaşlar. Şimdi yolu şöyle 4 parçaya bölelim. 1, 2, 3, 4. Şimdi şurası 1 bölü 4'ü burayı gitti. Sonra diyor 75 kilometre daha giderse gitmesi gereken yolun yarısını gitmiş oluyor. İşte demek ki 75 daha giderse yarısını gitmiş oluyorsa burası 75'miş arkadaşlar. E her biri birbirine eşit olduğu için 75 çarpı 4 75 çarpı 4 ne olacak bizim işte gideceğimiz yol. Ne oldu arkadaşlar? 300 kilometre oldu. Tamam. 30 kilometre ile gideceğiz. İşte neydi? x eşittir v çarpı t Bunlardan ne bize verilmiş? Gideceğimiz yol yani x verilmiş 300 eşittir v'yi de biliyoruz 30 ile gideceğiz çarpı zaten t de bize soruyor. T buradan 10 çıkar arkadaşlar. Evet harekete başlama zamanları aynı olan iki hareketle özür Harekete başlama zamanları aynı olan iki harekette herhangi bir noktada karşılaşıyor ise karşılaşma anına kadar geçen süreler birbirine eşittir diyor arkadaşlar. Şimdi ben bu hususu bazı öğrenci arkadaşların anlamakta zorlandığını fark ettim arkadaşlar. Bunu biraz izah etmeye çalışayım. Şimdi bir tane A şehri olsun ya da bir noktadan A hareketlisi diğer bir noktadan B hareketlisi gelsin. Şunun saatteki hızı 30 olsun. Bunun saatteki hızı 70 olsun. Arkadaşlar bu hareketliler muhtemelen şöyle A'ya yakın bir yerde karşılaşacaklar. Birbirlerine doğru geldikleri için değil mi arkadaşlar? Şimdi bu adamın buraya gitmesi de T süredir. Bu adamın buraya gitmesi de t süredir. Şimdi arkadaşlar düşünün şöyle hayal edin. Gerçek hayattan örneklerle düşünelim bunu. Çünkü bu husus gerçekten bazı öğrencilere de sıkıntı olduğunu gördüm. Şimdi arkadaşlar, bir arkadaşınız bisikletle buluşma noktasına geliyor. Diğer bir arkadaşınız veya siz, siz araçla buluşma noktasına gidiyorsunuz. Şimdi ikiniz de aynı anda evden çıktınız. İşte birisi bisikletle gittiği için, diğeri de araçla gittiği için Gittikleri mesafeler farklı olacak bakın. Gittikleri mesafeler farklı. Mesela bisikletle giden şu kadar gidecek, araçla giden bu kadar gelecek mesela. Şimdi arkadaşlar siz Arkadaşınıza sorduğunuzda saat kaçta evden çıktın? Mesela arkadaşınız 12 12.00 diyecek. Siz de 12.00'da çıkmış olacaksınız. Arkadaşlar, siz burayı 30 dakikada gelirken bu arkadaşınız da burayı 30 dakikada gelecek. Yani mesafenin az olması, diğer mesafenin fazla olması sizi alakadar etmez. Bütün karşılaşma, yani aynı işte karşılıklı gelme soruları veya aynı yönde giderken birbirini yakalama sorularının hepsinde süre aynı olur arkadaşlar. Mesafeler farklı olabilir. Tamam. Ama süre her zaman aynıdır. Ve şu hususu da belirteyim arkadaşlar. Süre her zaman aynı olur dedik. Mesafeler farklı olur dedik. Bir de her zaman arkadaşlar mesela şu A hareketlisi, şu B hareketlisi her zaman zıt yönde de gitseniz tamam mı? Zıt yönde de gitseniz, aynı yönde de gitseniz, şöyle aynı yönde de gitseniz daima daima sizin kapatacağınız mesafe budur. Karşılıklı gelmede de kapatacağınız mesafe budur. Aynı yönde gitmede de kapatacağınız mesafe budur. Yani aranızdaki mesafedir arkadaşlar. Şimdi sorulara geçelim. Umarım yeterince aydınlatıcı olmuştur. A ve B'den aynı anda ve aynı yönde hareket eden iki aracın saatteki hızları sırasıyla 90 km ve 60 km'dir. İki araç ilk kez C noktasında yan yana geldiğine göre AB bölü BC oranı kaçtır diyor arkadaşlar. Şimdi... Bunun bakın A aracının A noktasındaki aracının bu noktaya geçmesi için gereken süre T olsun. Dolayısıyla AC arası ne olur? AC arası uzaklık eşittir. 90 çarpı T olur arkadaşlar. Pekala B noktasındaki aracın C'ye ulaşması için yine aynı zaman geçecek. Ne demiştik? Çünkü karşılaşma sorularında daima aynı süre geçerli. Neydi arkadaşlar? BC eşittir. BC uzunluğu eşittir. 60 çarpı t olacak. Şimdi bizden AB'yi istiyor. AB dediğimiz şey AB uzunluğu eşittir arkadaşlar. AC uzunluğundan BC uzunluğunu çıkartarak bulabiliriz. AC uzunluğu kaç? 90 t. BC uzunluğu kaç? 60 t. Çıkardığımızda AB uzunluğu ne olur arkadaşlar? 30 t olur. Zaten BC'yi de biliyoruz 60 t. 30 t bölü 60 t eşittir 1 bölü 2 olacak cevabımız. Evet şekilde gösterilen A ve B noktalarından aynı anda hareket eden iki araç birbirine doğru gittiklerinde C'de aynı yöne doğru gittiklerinde ise D'de buluşuyorlar. Verilen uzunluklara göre X kaç kilometredir diyor. Şimdi arkadaşlar ileride vereceğiz tamam mı? Mesela iki hareketli birbirine doğru yani karşılıklı hareket ederlerse ve aynı yöne doğru hareket ederlerse ne olur? İşte bu durumda hızlar toplanır V1 artı V2 bu durumda da hızlar çıkarılır V1 eksi V2 diyeceğiz ama şimdi bunu göstermedik hani dedik ya bütün işlerimizi biz x eşittir V çarpı T'den hallediyoruz. Hakikaten halledebilecek miyiz? Bir bakalım arkadaşlar. Şimdi bu hız, bu hareketlerin sarı taksinin hızı V1, bununki de V2 olsun arkadaşlar. Şimdi ne demiştik? Buluşma sorularında hep eşit süre geçerdi. V1 V1 çarpı T eşittir 30 km gidiyormuş arkadaşlar. V2 çarpı T eşit süre geçiyordu ya arkadaşlar. Buna da T1'e T1 diyelim. İleride T2'yi de göreceğiz. Bu da eşittir 20 kilometreymiş. 30'a 20. Pekala biz bunları birbirine oranlarsak arkadaşlar bunlar birbirine götürür. V1 bölü V2 eşittir. 3 bölü 2 bulunur arkadaşlar. Şimdi diğer kısmına bakalım. Bu araçlar işte D'de buluşacak. V2 hareketlisi V2 hareketlisi çarpı T2 hızı eşittir. X olacak değil mi arkadaşlar? Sonra V1 hareketlisi V1 hareketlisi çarpı T2 süresi eşittir. Bakın. X 50. Yani X artı 50 olacak. Değil mi arkadaşlar? Çünkü V1 hareketlisi bu hareketi boyunca bu mesafeyi yani X artı 50'lik mesafeye gidiyor. Şimdi biz bunları yine birbirine oranlarsak T2'ler birbirini sadeleştirir. V1 bölü V2 eşittir x artı 50 bölü x olur. E V1 bölü V2 biliyoruz biz, 3 bölü 2 hemen şuraya eşittir 3 bölü 2 dersek içler dışlar çarpımı 2x artı 100 eşittir 3x oldu arkadaşlar. X buradan 100 bulunur. Ya hocam işte V1 artı V2 deseydin de falan filan arkadaşlar olur, sıkıntı yok. Ama burada biz neyi öğreniyoruz? çözüm üretmeyi öğreniyoruz. Bakın biz o V1 artı V2 formülü işte birbirine doğru hareket ederlerse formülünü şu an öğrenmedik. Tamam ondan daha kolay bu soru ama biz bilmesek de çözüm üretmeyi öğreniyoruz şu an. Evet devam. Bilge otobüse binerek okuluna gitmek istiyor. Bilge'nin birinci durağı olan uzaklığı ikinci durağı olan uzaklığına oranı 2 bölü 3'tür. Otobüsün geldiğini gören Bilge duraklardan hangisine doğru yürürse yürüsün saatteki hızı 30 km olan otobüs, otobüsle aynı anda o durakta bulunduğuna göre Bilge'nin yürüme hızı saatte kaç kilometredir diyor. Şimdi arkadaşlar şuradaki oran 2 bölü 3 ise birinci durakla arasındaki uzaklık 2A İkinci durakla arasındaki uzaklıkta 3a olsun. Otobüsün otobüsün duru uzaklığı da arkadaşlar x olsun. Şimdi ikisi beraber bu durakta buluşurlarsa eşit sürede buluşmalar eşit sürede olurdu ya arkadaşlar. Şimdi x eşittir v çarpı t'yi kullanalım. X eşittir v çarpı t. Buradan otobüsün hızını biliyorum. 30 çarpı t eşittir x uzaklığı. Dolayısıyla Otobüsün birinci durağa varma süresi ne olur arkadaşlar? X bölü 30 olur. Şimdi bilgenin birinci durağa varma süresi 2A eşittir V diyelim ya da neyse karışmaz V diyelim. V çarpı V çarpı yine T olacak arkadaşlar. Buradan T eşittir 2A bölü V olur. T eşittir 2A bölü V olur. Şimdi bu da T bu da T. Dolayısıyla buradan ne diyeceğiz biz? X bölü 30 eşittir 2A bölü V diyeceğiz. Bu bir arkadaşlar. Şimdi ikinci husus. ikinci husus. Bunu kullanacağız bu dursun. İkinci husus da ikinci durakta buluşmaları. Şimdi otobüsün diğer durağa gitme süresi arkadaşlar. Yine X dediğimiz şey mesafe x artı 5a eşittir 30 çarpı t1 diyelim biz buna. t1 buradan ne çıkar arkadaşlar? x artı 5a 50 yazmışız. 5a bölü 30 eşittir t1 olur. Bu da ikinci süre. Şimdi bilgenin ikinci durağa gitme süresini bulalım. 3a eşittir v çarpı v çarpı t1. Bu da 3a bölü V olur arkadaşlar. Şimdi bu da T1 bu da T1. Dolayısıyla bu iki kavram birbirine eşit. Yani X artı 5A bölü 30 eşittir. 3A bölü V olur arkadaşlar. Şimdi şurada bir içler dışlar çarpımı yaparsak XV eşittir 60A oldu. Bu bir yer. Şurada bir içler dışlar çarpımı yaparsak XV artı 5AV eşittir 90A oldu arkadaşlar. Şimdi şuradaki X ve 60A olduğuna göre bu da 60A olacak. 60A artı 5AV eşittir 90A oldu. 60A'yı karşıya atarsak 5AV eşittir 30A oldu. 5A'ya bölersek her tarafı V eşittir 6 olur arkadaşlar. Yani bilgenin saatteki hızı 6 kilometreymiş. Aşağıda üzerinde iki koşucu bulunan dikdörtgen biçimindeki ABCD koşu pisti verilmiştir. DC eşittir 2AD. Pekala A köşesindeki iki koşucudan biri B'ye doğru saatte V kilometre hızla diğeri D'ye doğru V bölü 2 kilometre hızla aynı anda koşmaya başlıyorlar. Koşucular ilk kez E noktasında karşılaşıyorlar. EC eşittir 90 kilometre olduğuna göre BC kaç kilometredir? Şimdi verilenleri bir kullanalım arkadaşlar. DC eşit 2AD demişti. AD'ye A dersem DC dediğimiz mesafe yani burası 2A olur. EC'ye de ne demişti arkadaşlar? 90 demişti. Pekala, şimdi buluşma karşılaşma sorularında her zaman neydi? Aynı süre geçerdi. V bölü 2 hızıyla, V bölü 2 hızıyla. T süre hareket etmiş bu adam. Nereye varmış? A burası. Komplesi 2 A'ydı ama 90'ı yok. Dolayısıyla şu mesafe bakın şuradaki mavi mesafe ne olur? 2 A eksi 90 olur arkadaşlar. İşte V bölü 2 çarpı T eşittir. A artı 2 A eksi 90. Sonra arkadaşlar bu adam ne yapmış? V ile nereye gidiyor? v çarpı t eşit süre olacak. T'ler eşit. Eşittir arkadaşlar. Burası 2a. Tamam. Artı burası. Burası a kadar. Artı burası da 90 kadar. Pekala. Bunları birbirine oranlayalım arkadaşlar. Ne olur? Vt bölü 2 bölü Vt eşittir. 3a eksi 90 bölü 3a artı 90 olur arkadaşlar. Şimdi vt bölü 2 çarpı 1 bölü vt dersek bunlar birbirini götürür. 1 bölü 2 1 bölü 2 eşittir 3a eksi 90 bölü 3a artı 90. İçler dışlar çarpımı yaparsak 3a artı 90' eşittir 6a eksi 180 oldu arkadaşlar. 180'i buraya 3A'yı da karşıya atarsak 270 eşittir 3A oldu. Buradan A eşittir 90 bulundu. Şimdi ne diyordu? BC. BC dediğimiz şey neydi arkadaşlar? A idi. Zaten bize de A'yı soruyormuş. Evet. Aralarında x kilometre mesafe bulunan iki hareketli V1 ve V2 hızlarıyla aynı anda aynı yönde hareket ederlerse V1 küçük V2 olamaz diyor. Çünkü bu durumda yakalayamaz araç. V1 büyük V2 olduğunda T saat sonra yakalama olur. Ve bu formül ile sonuç bulunur arkadaşlar. Yani bunu şöyle düşünün arkadaşlar. Mesela siz iki hareketlisiniz. Araçlar yan yana gidiyorsunuz. Birinin hızı 90 diğerinin hızı 92 olsun. Arkadaşlar bu adamlar arabayla yan yana giderlerken çok yani birbirleriyle konuşabilebilirler yani o kadar ki aralarındaki hız farkı az olur. İşte arkadaşlar bunun sebebi birbirinden hızların çıkarılması ama bu hızlar karşılıklı olduğunda ya bu hareket karşılıklı olduğunda 90'la bu gidiyor 92 ile de bu gidiyorsa toplamda 182'lik bir hız var. Bakın buradaki hız 92-90'dan saatte 2 kilometrelik bir hız. Neredeyse yürüme mesafesi arkadaşlar. Hatta 1 saatte yaklaşık 6-7 kilometre yürüyorsunuzdur değil mi? İşte bunun burada, burada kavramanız lazım bu meseleyi. Örneğimize bakalım hemen şuralara bir silelim. Diyor ki aralarında 120 km mesafe bulunan A ve B kentlerindeki iki aracın hızları ve yönleri yukarıda verilmiştir. Buna göre hızlı olan araç yavaş olan aracı kaç saat sonra yakalar? Yakalama ve karşılaşma sorularında neydi? Daima aradaki mesafe kapanırdı. Yani 120 eşittir. Bunların hızları farkını alacağız. 75 eksi 55. 75 eksi 55 çarpı t değil mi arkadaşlar? 120 eşittir 20 t. T buradan 6 çıkar. Yani 6 saat sonra yakalarmış. Aralarında 100 km mesafe bulunan iki araçtan B noktasındaki araç hareket ettikten 4 saat sonra A noktasındaki araç da harekete başlıyor. Buna göre A noktasındaki araç B noktasındaki aracı kaç saat sonra yakalar? Şimdi arkadaşlar araçların arasında hali hazırda 100 kilometrelik bir mesafe var. Yalnız B noktasındaki araç harekete başlıyor ve 4 saat boyunca hareket ediyor. Artı A noktasındaki de hareketsiz kalıyor. 4 çarpı 50'den 200 yapar. 100 artı 200 Eşittir 300 kilometre oldu. Şu an arkadaşlar yeni durumda A noktasındaki yine hızı 70. B noktasındakinin yine hızı 50. Fakat aralarındaki mesafe 300 kilometre. Ne yapıyorduk? Aynı yönde gidiyorlarsa birbirinden çıkarıyorduk. 70 eksi 50, 70 eksi 50 çarpı t eşittir. Ne olacak? 300 olacak arkadaşlar. A noktasındaki araç B noktasındaki aracı kaç saat sonra yakalar demişti. Ne yapar arkadaşlar? 20 t eşittir 300, t eşittir 15 bulunur. Araçlar dairesel pist üzerinde aynı noktadan aynı anda ve aynı yöne doğru hareket ettiklerinde t saat sonra ilk kez yan yana geliyor iseler ne diyor pistin uzunluğu x olmak üzere x eşittir v1 eksi v2 çarpı t'dir diyor arkadaşlar. Şimdi burada da öğrencilerin yine kafasını karıştıran bir husus var arkadaşlar. Şimdi şöyle düşünün siz dairesel bir pisttesiniz İkiniz yan yanasınız. Aynı yöne doğru gidiyorsunuz. Biriniz hızlı, biriniz yavaş. Şu adamın yani hızlı olan adamın diğerini tekrar yakalaması için ne yapması lazım? Bu adama tur bindirmesi lazım. İşte tur bindirmesi için de bu daireyi, bu daireyi aralarındaki hız farkıyla bak aralarındaki hız farkıyla tur atması lazım. Bunu şöyle de düşünebilirsiniz arkadaşlar. Dairenin çevresini açtınız. Şöyle bir dümdüz ip gibi açtınız daireyi. Bir hareketli buradaymış. Diğer hareketli buradaymış gibi de düşünebilirsiniz. Tamam mı? Adamlar size direkt böyle sormayacak. İleride mesela birisi şurada olacak. Birisi tam köşede 90, işte 90 derecelik bir açıyla aralarındaki mesafe olacak. Bu defa ne yapacağız? Biz bunu dörde bölüp o şekilde yorumlayacağız. Sorularımıza bir bakalım. Evet, sabit hızlı hareket eden A ve B araçlarının yol zaman grafikleri aşağıda verilmiştir. Bu iki araç dairesel bir pistte aynı noktadan aynı anda ve aynı yönde grafikteki hızlarıyla hareket ettiklerinde 4 saat sonra hızlı olan yavaş olanı yakalıyor. Buna göre pistin çevresi kaç kilometredir? Önce grafiği okuyup arkadaşlar saatteki hızlarını bulalım. Bakın bu adam 2 saatte 60 kilometre yol gitmiş. 2 saatte 60 ise 1 saatte 30'dur değil mi arkadaşlar? Bu adam 4 saatte 40 gitmiş. 4 saatte 40 ise 1 saatte 10'dur. Yani B hareketlisinin hızı 10'muş. A hareketlisinin hızı 30'muş. Güzel. Şimdi bunları kullanalım bakalım. Dairesel bir pistte bunlar hareket ediyorlar. İkisi aynı anda aynı noktadan aynı yöne doğru gidiyorlar. Biri 10 Diğeri 30. Ve 4 saat sonra tur bindiriyor. Yakalıyor. Yani arkadaşlar x çemberin çevresi dairenin çevresi eşittir. V1 eksi V2 30 eksi 10 çarpı 4. X eşittir 20 çarpı 4'ten 80 bulunur.